İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Yavuz Dizdar bugün stüdyo konuğumuz. Konuşacağız bütün bu meseleyi. Hoş geldiniz öncelikle Habertürk'e. Teşekkür ederim. Haberi birlikte izledik. İlaç kullanımıyla önce başlayalım. Çok fazla ilaç kullanıyoruz. Peki acaba yanlış ilaç mı alıyoruz yoksa doğru ilacı yanlış mı kullanıyoruz? Bu meselede size göre temel problem ne? Şimdi meselede aslında temel problem, doğrusunu isterseniz hastadan kaynaklanmıyor. Biraz doktordan kaynaklanıyor. Tıbbın genel bir sorunu var. Tıp sonradan olma bir bilim dalıdır. Daha öncesinde tıp geleneksel tıptır, bitkisel tedavi falan filan derken 1500'den sonra biraz anatomi, biraz fizyoloji, işte 1900'ün başlarına kadar geliyor. İyi kötü bir şeyleri tanımlayıp kendini var etmeye çalışıyor. Doktorlar her zaman saygınlar ama doktor gibi davranıyorlar derken 1950'lerden sonra bizim ülkemizde ise daha yakın zamanda 80'lerden sonra durum değişiyor. Doktorlar artık eskisi kadar bilmediklerini görüyorlar. Eğitimleri azalmaya başlıyor. Buna karşılık hasta sayısında bir artış var. Onu da açıklamak zorunluluğunu hissetmiyorlar. Sizin kıyas yaptığınız eski zamanlarla şimdiki hastalıklar arasında arasında çok ciddi bir değişiklik var. Yani patern de değişiyor, örüntüsü değişiyor, artı hastanın sayısı artıyor. Bunların bir kısmını samimiyetle söyleyeyim. İşte erken tanı kampanyası vesaire vesaire biz üretiyor olabiliriz. Çünkü saptadığınız her şeyin ileride hastalığa dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorsunuz. Bir meme tümörüyle meme kanseri aynı şey değil. Kaba örnek olarak vereyim. Çünkü bu gerçektir. Ama vatandaş memesinde bir şey çıktığı zaman doktor da dahil olmak üzere bunun olduğu gibi hemen ne yapılacaksa yapılması, aksi takdirde hemen yayılır falan. Böyle bir kavram yok efendim. Yani insanlar eskiden de bir miktar tansiyonları, kolesterolleri yüksekti. Biz bunlara bakmıyorduk. Sonradan bakmaya başladık. Bunlar da bazılarında yaptığınız girişim bir işe yarayabilir. Geri kalanında kullandığınız ilaçlar vesaire onlar boşunadır. Dahası verdiklerinizin de bir kısmını hasta yan etki olsun ya da başka gerekçelerle ya da önce sıcak bakıp arkasından kimyasal bir şey içmek istemiyorum deyip reddedebilir. Ama başka meslektaşların söylediği gibi yani doktor reçetesi ile almak zorunda mıyız? Öyle olursa daha isabetli olur. Fakat arkadaş tavsiyesiyle de bizde ülkemizde kullanırlar. Bunların da işe yaradığını görürseniz olabilir. Niye kullanılmasın? Çünkü zaten her tarafı eğri olan bir sistemde hasta gidip kendi aldığı ilacını diye hastaya kırgınlık yapmanın gereği yok. Peki alınan ve yazılan bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı üzerinden, reçeteler üzerinden tamamı gerçekten kullanılıyor mu acaba? Ha, kullanılmıyor bir taraftan efendim. Da öyle bir değerlendirme yapmak gerekir. Biz bu işin gidişatını aslında en az bir 6-7 sene önce gördük. Bir harcamalarda artış var. İlaç endüstrisiyle bağlantılıyız. O zaman da bağlantılıydık. Hatta o zaman daha iyi bağlantılıydık. Onlar dediler ki Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açmak istiyoruz. Medyadan bir ekip arkadaşımızla birlikte biz Singapur'a gittik, İrlanda'ya gittik, Birleşik Devletler'e gittik. Uygulama hep beklenti aynıydı. Evet. Uygulama farkını görelim, bizim ülkemizde de Ar-Ge olsun. Sonrasında anladık ki bu şirketler yabancı, uluslararası şirketler. Aslında öyle bir niyet yok. Sonrasında da şunu anladık. Aslında bize anlatılan maliyet hesapları söylendiği gibi değil. Yani bir ilacın piyasaya çıkışı aşamasında yapılan 10 yıllık harcamanın bedeli olarak Ar-Ge maliyeti yüksektir aslında diyorlar. Aslında biz şimdi birazcık hastaları, vatandaşları daha yakından ilgilendiren... Oraya geleceğim. Evet, geleceğim. Ar-Ge maliyeti yüksektir dediler. Kanser için de Ar-Ge maliyeti aynıdır. Ar-Ge ise eğer. Tansiyon için de. Tansiyon ilacı 50 liradır ama kanser ilacı 4000 liradır. Niye? Çünkü kanserde beklenen risk daha yüksektir, ölüm vardır. Diğerinde tansiyon ilacına biraz tansiyonu oynar, kulağı çınlar. Bunun hastaları ilgilendiren kısmı şudur efendim. Gereksiz ilaca maruz kalıyorlar. Çünkü doktora gittikleri zaman o az evvel söylediğim doktor durumun zaten farkında değil mantığı içerisinde. Doktor yine de hastaya bir şey vermek istiyor. O zaman 3-4 kalemi yazıyor. Hatta bu kalem yazma hikayeleri. İlaçlar. O bölgeye çalışan ilaç firması temsilcisi arkadaşımızın becerisi doğrultusunda da oynar. Yani çok iyi prezentabilsa... Peki hasta ne yapacak şimdi? Hasta yani hiçbir şey yapamaz efendim. Hasta gereksiz yere doktora gitmeyecek. Yani hasta en ufak bir şeyde ay şuram bir gündür ağrıyor hemen doktora koşayım diye giderse oradan boş çıkmaz. Ama hocam bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani bir de iyileşememe gibi bir halimiz var. İyileşememe durumunda doktora gidersiniz. Ama doktorların vereceği tavsiyeler tavsiyenin ötesinde geçmez. O eski doktor profili yok. Onu söylemeye çalışıyorum. 20-30 yıl önce bizi yetiştiren hocalar nabzınıza bakıp gözünüzün içine baktığı zaman bir şekilde sizin hastalığınızı, hastalığınızın düzeyini, bunun ne kadarının psikolojik olduğunu anlıyordu. Şu an
bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler, biz de dahil olmak üzere, bu kadar yüksek beceriye sahip değiliz. Çünkü iş biraz aslında daldır çıkart boyacı küpüne döndü. Çok hasta var, tamam. Bunların bir kısmını biz yaratıyoruz. Karşılığını koyabilmek için bir aile sistemi oluşturduk. Aile hekimliği sistemi. Fakat bu ihtisas alanı olarak kurulmadı. Bir yurt dışından arkadaşımız geldi, bir yerden başlamak zorundasınız dedi. Bu şekilde pratisyen hekim arkadaşlarımızı bir haftalık kursla sisteme nasıl gireceklerini anlatıp aile hekimi yaptık. Evet, şimdi az önce siz de değindiniz, işte eşe dosta soruyoruz, öyle eczaneye gidiyoruz, ilaç alıyoruz diye. Antibiyotikler konusunda bir sınırlama getirildi, evet, ama mesela şimdi kış yaklaşıyor, hafif böyle bir soğuk algınlığı hissedenler gidip eczacıya da soruyorlar. Yani bana hangi ilaç iyi gelir diye, sonra onu kullanmaya başlıyoruz. Kendim de aslında içine katabilirim. Doktora gitmek yerine az önce sizin de söylediğiniz gibi kendinizi dinleyin. Sonrasında bunun bedene yan etkileri, içeride birikmesi ya da bazen aynı ilacı aynı anda kullanmamak gerekiyor. O anlamda sonuçları hasta açısından ne olur acaba? Şöyle söyleyeyim. Bu tür yanlış ilaçlar yurt dışında reçetesiz satılan grup aslında. Bu Türkiye'de de reçetesiz satmaya doğru gidiyor. Farkındaysanız televizyon reklamlarında da artık ilaç var. Eskiden yoktu. Çok uzun süre bir kavga konusu oldu bu. Bu tür bir ilacı siz aldığınız iki gün kullandığınız, eğer ani bir yan etki oluşmadıysa, tansiyonunuzun düşmesi ve bir şey olmaz efendim. Yani onu siz de sonsuza kadar kullanmayacağınız için iki kere, ama bu tür durumlarda da öyle soğuk algınlığı falan filan beklersiniz, geçebilir. Ha, kulağınız tıkalıdır, kullanırsınız, açıyorsa bunu, bu işine yaramış demektir. O da geçtikten sonra ilaç kullanımını sonlandırırsınız. En büyük sorun antibiyotikler olmakla birlikte onlara sınırlama getirildi. Fakat gıdanın içerisinde çok fazla antibiyotik zaten var. Dünyada kullanılan antibiyotiğin, hep söylüyoruz, 5/4 besin endüstrisinde kullanılıyor. Bu hayvan üretiminde süt vesaire ne diyorsanız, ne şey yapıyorsak, hayvanı koruma niyetine veriyoruz diyorlar. Biz zaten bunları dolaylı olarak alıyoruz. Dahası Tarım Bakanlığı da bunların etki analiz vesaire gibi şeylerinin artık gerekli olmadığını sonucuna vardı. Bir tahminle bunları da yasakladı. Yani biz aslında vatandaşın tahmin ettiğinden çok daha fazla ilaca maruz kalıyoruz. Bizim derdimiz bir de üstüne para verip ekstra milletin de cebinden para çıkmış oluyor. Hı hı. Gereksiz harcamanın önünü almak. Peki diyelim daha temel, yani soğuk algınlığı gibi değil ama daha ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldığımız zaman, şimdi OECD rakamlarına baktığımız zaman, biz dünkü haberlerimizde aktardık, kişi başına düşen doktor sayısı, hemşire sayısı Türkiye'de az. Siz az önce bu yeni dönemdeki farklılıklara da özellikle değindiniz. Peki bu hastalıklar tedaviye ulaşmada başarılı olamayacak mı? Biraz endişe mi etmemiz gerekiyor? Yok, hayır, öyle bir şey gerekmiyor. Demek ki daha sağlıklıyız diyeyim size. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bize de eskiden aynı masada anlatıyorlardı. Doktor sayısı az, işte ilaç kullanım şeysi OECD'nin 1/3 kadar. Tamam, bu kötü bir şey değil ki. Yani onlardan daha az ilaç kullanmak, aman biz Avrupa standardını yakalayacağız diye hep birlikte çok fazla ilaç içelim anlamına gelmiyor. Doktor sayısının artması önemli değil. Doktor sayısının kalitesi önemli. Siz kaliteli 10 tane doktor yetiştirirsiniz, o zaten 1000 tane doktora bedeldir. Geri kalanının sayıca artmasının bir anlamı yok, ehemmiyeti yok. Siz üniversitelerinizde iyi doktor yetiştirebiliyor muyuz, ona bakmamız gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim efendim, bu sorun genel bir sorun. Bize Fransa'dan da başvuru oluyor, Almanya'dan da, İngiltere'den de başvuru oluyor. Sistem globalize oldu. O yüzden sorunu bütün ülkeler yaşıyor. Tıbba bir hakimiyet söz konusu değil. Ellerindeki standart uygulama orada neyse, Türkiye'de de aynı. Ha, ilaçlar biraz iyi, biraz kötü, aynı ilacı kullanıyoruz. Hocam peki ilk bu konuşmaya başladığımızda erken tanı sebebiyle de ilaçların fazla yazılmaya başlandığını söylediniz. Peki hastalıklar ve o yıllar içerisindeki değişim, evet, önceden daha kısa fakat sağlıklı hayatlar vardı. Şimdi daha uzun ama gittikçe bizi zorlayan yaşamlar sürüyoruz maalesef. Hastalıkların sayısı mı arttı, yoksa biz onları fark etmeye mi başladık? Bu dönüşümü bize siz kısaca nasıl özetlersiniz? Hastalıkların sayısında net bir artış var. Diyabet arttı. Otizm denen vakalar hiç yoktu. Hiç yoktu otizm. Ben hiç hayatımda otizm görmedim. Şu an ciddi anlamda sorun var. Kronik kalp hastalığında bir artış var. Kanser zaten patladı. Orada bir şeyimiz yok. Bu hastalıklardaki artışı biz açıklayamıyoruz. Açıklamanın ucuna hep böyle genetik, menetik diye getiriyorlar. Bu beslenme sistemi dışında açıklanamaz. Çünkü çok fazla kimyasallaşmış. Mamafih beri yandan, hani erken tanıyarak biz bunları daha da fazla körüklüyor muyuz derseniz, evet, öyle bir payı var. Burada sizin beklentinizin ne olduğuna bağlı. Sizin hayat boyu insanlara ilaç kullandırtıp onu 70 yıl yerine 80 yıl yaşatıp yarı yarıya
zeka pırıltısını alıp donuk bakışlarıyla karşınızda bir halk görmek istiyorsanız 90'a kadar da yaşatabilirsiniz. Ama bu insanlar kolesterol hapını verirseniz zeka pırıltısı düşecektir. Başka fonksiyonlar da düşecektir. Daha uzun yaşar ama bu yaşadığından o da keyif almaz. Siz de bir fayda göremezsiniz. Bu aslında biraz zalimce bir denklemi kurmanızı gerektirir. Siz nereye kadar bunu yapacaksınız? Çünkü ihtiyaçlar sonsuzdur. Ekonominin genel kuralı. Siz de herkesin her türlü ihtiyacı, estetik ihtiyacı, burun bilmem işte deviyasyon ihtiyacı bunların dikkate alırsanız bunun içinden çıkmanız mümkün değil. Bir yerde rasyonel bir sınır koymanız lazım. Bu sınırı saptamada zorlanıyoruz. Kampanyalarla dernek bir bastırıyor, o konuda ilaçların önü açılıyor. Tansiyon konusunda bir bakıyorsun Sağlık Bakanlığı'na yaptırmış. Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasıyla bir anda tansiyon ilaçlarının satışı arttı. O zaman diyorsunuz ki kontrol zaten bizde değil. Kontrol başka yerde, bakanlık üstünden de etki edebiliyor gerekirse. Sizinle konuşmaya bu işte bir terslik mi var acaba bu soruyla başlamıştık. Galiba evet bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Hastalarında gözümüzün biraz daha, önünde oldu çünkü. Evet, biraz daha gözü açık olması gerekiyor. Evet, kendini dinlemesi, kontrol etmesi gerekiyor. Anladığım bu bütün bu sohbetten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haber katıldığınız için.